Dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Morthesen Hastaneleri kalifiye eleman peşinde. Uzun zamandır herkes ülke çapında bakım personeli açığını konuşuyor. Ancak klinikler ve diğer sağlık tesisleri artık sadece bakım personeli değil, sağlık alanında gerekli fizyoterapist, doktor, ebe, öğretim personeli gibi kalifiye eleman arıyor. Bu nedenle Kuzey Hessen'deki yaklaşık 18 klinik ve tesis Büyük Kalpler Vatanı kampanyası başlatmak için güçlerini birleştirdi. Kampanyayla her şeyden önce dışarıdan kalifiye eleman çekebilmek ve eski kaseli geri getirebilmek için Kuzey Hessen bölgesinin özgürlüğü ve çekiciliği öne çıkarılıyor. Hana gazetesinin haberine göre kampanya dün kliniklerden politik temsilcilerden oluşan 60 kişinin katılımıyla başlatıldı. 2021 yılına kadar sürmesi planlanan kampanya için katılımcı klinikler yılda yaklaşık olarak 100 bin euro harcama yapacak. Kuzey Esen'de bulunan 100 klinik ve 1500 muayenehaneden oluşan sağlık sektöründe 95 bin emekçi çalışıyor. Buna göre meslek sahibi her 5. kişi sağlık sektöründe istihdam ediliyor. Kuzey Esen'deki sağlık sektöründe yılda 14 milyar euro ciro yapılıyor. Almanya İş Ajansı Almanya'da işsizlerin sayısının Ocak ayında 2 milyon 400 bine tırmandığını açıkladı. Bir önceki ayla kıyaslandığında iş arayanların sayısı 196 bin arttı. Almanya İş Ajansı Başkanı Şehli, Ocak ayında işsizlerin sayısının artışının sebebi olarak kış sezonunda dışarıda yapılan çalışmaların iptal edilmesini gösterdi. Sol partili politikacı Sabine Zimmermann, iş gücü piyasasındaki patlama çoğunlukla ekonomik patlamaya bağlı olarak gerçekleşiyor. Bu yükselişin sona erdiğine dair birçok gösterge var. İşsizliği sürekli düşük tutabilmek için elbette temel bir siyasi değişim gerekiyor. İyi ve istikrarlı bir istihdam, çalışma saatlerinin düşürülmesi ve kamu tarafından finanse edilen bir istihdam sektörü en önemli adımlardır dedi. Bugün kötü çalışma koşullarında çalışanlar kriz durumunda işini kaybedecek kişilerin başında yer alacak. Sol Parti bu sorunun çözümü için kiralık işçiliğin ve mini işlerin iyi çalışma koşullarıyla değiştirilmesini ve süreli iş sözleşmelerinin kaldırılmasını istiyor. Ayrıca mevcut işlerin makul şekilde dağıtılması gerektiğini savunuyor. Şu anda fazla mesai yapılırken diğerleri ise İyi ekonomik duruma rağmen işsiz kalıyor. Bu durumun çözümü için de ücret artışlarıyla birlikte haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesini savunuyor. Ocak ayında Hessen eyaletinde de işsizlerin sayısı arttı. Ocak ayındaki işsizlerin sayısının 157 bine çıktığı açıklandı. Bu da Aralık ayına göre 12 bin kişinin işini kaybettiği anlamına geliyor iş yerinde dini sembol. Başörtüsü yasağı Avrupa Adalet Divanı'na sevk edildi. Dini özgürlükler iş yerinde bitiyor mu? Almanya İş Mahkemesi çalışırken başörtüsü takması yasaklanan kasiyerin davasını Avrupa Adalet Divanı'na sevk etti. Nürnberg'deki kozmetik ürünler satan Müller mağazasında çalışan Çiğdem K. iş yerinde taktığı başörtüsüne izin vermeyen şirketi mahkemeye vermiş ve kazanmıştı. Bir üst mahkeme olan Bavyera Eyalet İş Mahkemesi ise işverenin açtığı temiz davasını geçen yıl reddetmiş ve Çiğdem K'yı haklı bulmuştu. Dün müşterilerle temas kuracak şekilde çalışmasına izin verilmeyen kadının davası Almanya İş Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme dosyayı Lüksemburg'daki Avrupa Adalet Divanı'na sevk etme kararı aldı. Avrupa Adalet Divanı'ndan çıkacak karar, şirketlerin müşterilere tarafsız görünmek için çalışanların temel haklarına müdahale edip edemeyeceği konusunda emsal teşkil edecek. Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan 35 yaşındaki Çiğdem K, annelik izninin ardından 2002 yılında çalışmaya başladığı kozmetik ürünler zinciri Mülle'deki işine geri dönmek istemişti. Ancak başörtüsü takmaya başladığı için müşterilere danışmanlık yapmasına veya kasada çalışmasına izin verilmemişti. 2016'da Çiğdem K'dan başını açarak işe gelmesini isteyen işveren buna gerekçe olarak da yaklaşık 15 bin kişinin çalıştığı şirkette geçerli olan kıyafet yönetmeliğini göstermişti. Bunun üzerine K iş yerinde başörtüsü yasağı ile din özgürlüğünün kısıtlandığı gerekçesiyle Nürnberg İş Mahkemesi'nde 2017 yılında açtığı davayı kazanmıştı. Bir üst mahkeme olan Eyalet İş Mahkemesi ise din özgürlüğünün öncelikli olduğuna işaret etmiş ve işverenin açtığı temiz davasını 2018'de reddederek bir alt mahkemenin kararını onamıştı. Belçika ve Fransa'da Müslüman kadınların şikayetlerini değerlendiren Avrupa Adalet Divanı eğer iş yerinde dünya görüşüne ilişkin semboller yasaklanmışsa ve bunun da gerekçeleri belirtiliyorsa başörtüsü takılmasına izin verilmeyebileceğine hükmetmişti. Mahkeme bunun ayrımcılık olmayacağı kararına varmıştı. İşverenin müşterilerine karşı tarafsız bir görüntü vermek istemesinin de anlaşılabilir olduğuna işaret edilmişti. Almanya Çevre Dairesi verilerine göre Hessen'de sağlığa zararlı azot dioksit seviyeleri sınırı 2018 yılında da aşıldı. Dizel araçların trafiğe çıkmasının yasaklanması tehdidiyle karşı karşıya olan Wiesbaden'in NO2 seviyesi 48 mikrogram olarak ölçüldü. Avrupa genelindeki limit ise 40 mikrogram. Gisen'de yapılan ölçümlerde yıllık ortalama azot dioksit seviyesi 42 mikrogramdan 44 mikrograma yükseldi. Diğer Hessen kentleri için henüz tam bir değerlendirme yapılmadı. Özellikle dizel egzozundan kaynaklanan hava kirliliğinin birçok Alman şehrinde izin verilen seviyeden daha yüksek olduğu belirlendi. Buna göre 2018'de Avrupa Birliği'nin sağlığa zararlı azot dioksit için koyduğu sınır en az 35 Alman şehrinde aşıldı. En yüksek azot dioksit seviyesi Stuttgart ve Münih'te ölçüldü. 2017 yılında limitin aşıldığı toplam 65 kentten 28'inin durumu ile ilgili bilgi verilmedi. Almanya Çevre Dairesi sadece azot dioksidin değil, ozon kirliliğinin de arttığına dikkat çekti. Kurumun verilerine göre hava sıcaklığının rekor değerlere ulaştığı 2018 yazında 265 ölçüm merkezinde ozon değerleri ortalama olarak 37 gün 8 saat süresince 120 mikrogramlık sınır değerin üzerine çıktı. Kuzeyren Vesfalaya eyaletinde Lükde'den 56, Steinheim'dan 33 ve Nidar Saksı'ndan 48 yaşındaki pedofillerin yaşları 4 ile 13 arasında değişen 23 çocuğa tecavüz ettikleri ve çocuk pornosu yaptıkları belirlendi. 2018'in Aralık ayında 56 yaşındaki Andreas V ile suç ortağı 33 yaşındaki bir başka sapık ve onlara çocuk pornografisi siparişi veren Nider 48 yaşındaki bir kişi yakalanmıştı. Polis ve savcılık yetkilileri üçlünün bilgisayar ve cep telefonlarında yaptıkları incelemede küçük çocuklara ait binlerce pornografik görüntü buldu. 56 ve 33 yaşındaki iki sapığın cinsel saldırıda bulundukları çocukların görüntülerini kaydettikleri ve bunları çoğalttıkları belirlendi. Yetkililer şimdiye kadar cinsel saldırı kurbanı 23 çocuğun tespit edilebildiğini ancak bu sayının daha fazla olma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekti. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasar'ın hazırlayıp sunduğu info Magazin'in programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.